Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size bir değişik kıymalı patates yapacağım. Geçen söz verdim otelde yediğim antrikotun yanındaki patatesi fırında yapacağım diye. Şimdi onu yapacağız. Benimki daha değişik bir usul olacak. Bakalım malzemelerimize. 5 tane büyük patatesi haşladım. Çok değil. Yani yarıdan biraz daha fazla pişti. Yarım kilo kıymam. Bir domates küp küp, efendim 2-3 tane kıl biberi çok ufak doğradım, baharatlarım ve bu işin vurucu noktası olan yağ. Şimdi bu yağı yapalım önce. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tavaya işte ne kadar diyelim, aşağı yukarı 150-200 gram bir tereyağı, İşte yarım çay bardağı ya da bir çay bardağına yakın sıvıya, bunları önce bir güzel eritelim. Yağımızı erittikten sonra altını kısalım. Şimdi buna baharatları atıyoruz. Şöyle bir tutam kekik attık. Biraz pul biber. Çok değil arkadaşlar. İsteyen acı atabilir. Biraz karabiber. Biraz da tuz. Tuzun ayrıyetten patatesler atacağız arkadaşlar. Bu birazcık olsa iyi olur. Az bir şey. Çok değil. Ve bunu bir güzel karıştırıyoruz. Bu patateslerimizin sosu olacak arkadaşlar. Ama dikkat edin, altı yanıyor olmasın. Çünkü kekiği yakmak işimize gelmez. Sıra geldi patateslerimiz arkadaşlar. Şimdi ben hem çekiyorum hem yapıyorum. Patatesleri bir parmak kalınlığında doğrayacağız, kabuklarını soymadan. Soyulan soyulur. Soyulan bizdendir, soyulmayan bizden değildir. Şimdi yapacağımız arkadaşlar, şu gördüğünüz patatesi, bu yaptığımız yağlı harca bandırmak ve alıp sırayla tepsiye dizmek. Tepsiyi yağlamıyoruz çünkü kalan yağı buraya dökeceğiz. Şöyle. Hiç denemediğim bir şey ama fikir verdi bana. Yapacağız inşallah. Patatesleri dizdik arkadaşlar. 5 tane patates büyük boy tam denk geldi. Şimdi yağımız umduğumuzdan az geldi. Şimdi bu soslu yağ, biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Birbirine girsinler. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yavaşça patatesin üstüne gelecek şekilde böyle döküyoruz arkadaşlar. O zaten süzülecek. Zaten patateslerimiz biraz yağlı da, yani soslar kaçmasın bir yere. Ne yapıyoruz? Şimdi tuzu istediğimiz miktarda atıyoruz arkadaşlar. Yağ, tuz atmamızın sebebi banarken yağına birazcık tuzu olsun diye. Çok da değil. Yani üstüne daha kıyma koyacağız. Ne yapıyoruz bunu? Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Evet, patateslerimiz pişmeye hazır arkadaşlar. Piştikten sonra bir miktar fırının üst kızartmasıyla beraber patatesleri kızartacağım. Şimdi sıra geldi iç harcını hazırlama arkadaşlar. Bir miktar
Sıvı yağ tavamıza döküyoruz. Çok değil. Çünkü kıymamız da yağlı. Benim bu tarifimde ben soğan kullanmıyorum arkadaşlar. İsteyenler soğan kullanırlar. Bu soğansız tarifim. Biberlerimizi şöyle bir kavuralım. Biberlerimiz kendine geldi. Çok güzel arkadaşlar. Öldürmüyoruz biberleri. Çünkü daha fırında pişecekler. Kıymamızı da atıyoruz. Bunu da çok pişirmiyoruz. Şimdi buna istenildiği kadar tuz arkadaşlar. Yani bu nedir? Aşağı yukarı yarım çay kaşığı, yarım tatlı kaşığından biraz fazla. Bir tatlı kaşığına yakın tuz atıyoruz. Ama tuz oranı dediğim gibi vermek istemiyorum. Kafanıza göre atın. Biraz kırmızı biber. Ben bu tuzluk olanı fazla sevmedim arkadaşlar. Uğraşamayacağım böyle. Alışmışız biz kaşıkla yapmaya. Şimdi buna pul biber isteğe göre atıyoruz arkadaşlar. Ne kadar? Birazcık daha atalım. Yani. Bunu böyle güzelce karıştıralım. Ve altını kapatalım. Soğumaya bırakalım arkadaşlar. Fırında domatesler, kıymalar bir güzel pişecek ve en son kertede kızartacağız. Şimdi patateslerimizin pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar bu arada patateslerimizin altını kızarıp kızarmadığını kontrol ediyoruz. Birazcık kızarması gerekiyor arkadaşlar. Onun için haşlarken patatesleri fazla pişirmeyeceğiz. Orta pişkin olacak. Patateslerimiz belli bir pişkinliğe gelmiş arkadaşlar. Yani bu 15 dakika falan böyle pişirken sonra fırının üst gözünde ızgaralar var arkadaşlar. Çoğu fırında vardır. Sadece üst gözde kızartmayı bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Patateslerimiz oldu. Bakın kızarmışlar. Tereyağı da. Şimdi buna yapacağımız işlem kıymamızı peyderpey patatesin üstüne döşemek. Önce bir karıştıralım. Şu sulu olan yerleri de birbirine girsin. Arkadaşlar kıymayı güzelce dağıtıyoruz böyle. Yani aslında 1 kilo kıymada da olabilir ama benim burada yarım kiloda yapmamın sebebi patatesi, yani gerçekten patatesi, yani anlamak, patatesin tadına almak nasıl olacak. Çok kıyma olursaydı bizim amacımıza uygun düşmüyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu gene fırına veriyoruz. Çünkü kıymalarımızı biraz çiğ bıraktık. Yarı çiğ. Fırında bir 10-15 dakika daha piştikten sonra servis edeceğiz. Arkadaşlar son anda bir atak yapayım dedim. Aklıma geldi. Şu gördüğünüz canım patateslerin üstüne birkaç tane biber atıyorum. Bu da iyi olur. Fırında şöyle bir üst kızdırmayı açıp 10 dakika. Arkadaşlar yemeğimiz oldu. Bakın şu görüntüye. Fakat buna
Bir sürprizimiz daha var. Şimdi arkadaşlar, bu nasıl servis yapılacak? Şöyle alıyoruz. Şu şekilde. Bunun sürprizi nedir? Bunun sürprizi geliyor. Bunun sürprizi bir tane burger peyniri arkadaşlar. Bu servis yaparken sıcaklığında peynir eriyecek. Peynir erimesini takip edebilirsiniz. Mükemmel oldu arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar, tadına bakmadan olmaz değil mi? Şöyle. Müthiş. İtalyanlar göğsü kıskanır. Hepinize afiyet olsun.